Aziz dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz, Talebelere Hizmet Vakfı Gençlik Soruyor, Salih Bülger hocamız cevaplıyor program serimizin 12.siyle huzurlarınızdayız. Öncelikle bizi ilgiyle takip eden ailelere, siz dostlara teşekkürü bir borç biliyoruz. Önceki programlarımızda ehli sünnet, mezhepler, ümmet, tasavvuf kavramlarını pratik hap bilgiler olarak öğrenmiştik. Bugün İslam düşmanlarının bize unutturmaya çalıştığı ve yine İslam düşmanlarının bize çirkin göstermeye çalıştığı bir kavramı ele alacağız. Bizim için de, İslam ümmeti için de dirilişimiz ve uyanışımızda vesile olacak önemli bir kavram. Evet muhterem hocam, cihat kavramı. İslam düşmanları bize unutturmaya çalışıyor, çirkin göstermeye çalışıyor. Ama bizim de uyanışımız ve dirilişimizde çok etkin bir kavram. Cihat kavramını izah eder misiniz? İslam'da cihat kavramının önemi nedir? Mücahede kavramıyla cihat kavramını eşdeğer görebilir miyiz? Buyurun hocam, söz sizin. Evet. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm. Dinleyen kardeşlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu'ya sığınıyorum. Ona hamd ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Onun varlığını, birliğini kalben tasdik, dil ile ikrar ediyorum. Amelen de ispat etmek için burada bu programı yapıyoruz. Davranış olarak da Allah'ın varlığını, birliğini ispat zorunluluğu vardır ki Allah katında şahitlerimiz olsun. Amin. Bu şahitleri hazırlamak için bu programı gerçekleştiriyoruz. Salat olsun Nebi Aleyhisselam'a, selam olsun onun öncesindeki bütün peygamberlere, Allah Resulü'nün âli ashab ve ezvacına, sonrasındaki alim, kamil, fadıl, şehit, veli, muttaki, abid, bütün mümin ve müminelere de selam olsun. Amin. Onların izinden gitmeyi arzu ediyoruz. Rabbimiz bize yardım etsin. Amin. Şimdi kıymetli kardeşim Murat Hocam, bugün dünyanın ürktüğü bir kelimeyle ilgili birkaç cümle söyleyeceğiz. Hatta söylendiğine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde bir elektronik beyin diyelim tarayıcı, dünyadaki bütün konuşmaları tarıyor. Bu arada belli kelimeleri kullananların cümlelerine şöyle bir bakıyor derler. Yani tekniğini tam bilmiyorum ama özellikle onların ilgilendiği kelimelerden birisidir cihat. Cihat kelimesi sonu D ile biter aslında. Türkçe'de azizlik olmuş, T ile bitmiş cihat diye. Aslında D ile biter. Bir kıssa var bu konuda ama şimdi o konuya girmeyeyim. Tabii ürkmelerinin sebebi müminlerin kendilerini savunmakta son derece titiz ve güçlü bir refleks göstermelerinin adıdır cihat. Evet. O yani peşinen bir cihada bir de tanım getirmiş olalım. Evet. Müminlerin kendilerini savunmada güçlü bir refleks göstermelerinin adıdır cihat. Dikkat ederseniz müminlerin kafirlere saldırmada değil. Evet. Çünkü müminler şeyde de tartışılmış mezhepler arasında, cihadın sebebi kafirin küfrü müdür yoksa tasallutu mudur? Müslümana saldırması mıdır? Evet. Genelde tasallut cümlesi üzerinde, yani Müslüman aleyhinde ortaya koydukları davranışlar cihadın sebebidir diyen alimler ve bu anlamda da zaten ayet-i kerimeler de hadis-i şerifler de bizim anlayışımızı kolaylaştırıyor. Dolayısıyla cihad bir saldırı kavramı değildir. Hele gözü dönmüş, ağzından adeta kan akan vahşi bir insan saldırısının adı değildir cihat. Evet. Önce onu
peşinen bir koyalım. Türkiye kelimenin orijinali güç sarf etmek, gayret sarf etmek. Bir işi başarıya ulaştırmak için elden gelen bütün imkanları kullanmak. Kelimenin orijinal manası bu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri ya eyyühen nebi diyor. Doğrudan peygamberimizi bismillah muhatap alıyor. Doğrudan. Resulullah Aleyhisselam muhatap alıyor. Cahidil kuffara vel münafikin. Çok önemli burası. Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Yani ne demek? Onların senin dinini engellemeleri konusunda ortaya koyduklarıyla bütün gayretinle mücadele et. Engelle onları. Senin dinini yaşamana engel olmasınlar. Çünkü evet. Münafıklar da aynı şeyi yapıyorlardı. Münafıklarla cihad et deniliyor. Ancak Allah Resulü döneminde hiçbir münafık öldürülmemiştir. Evet. Dolayısıyla cihadın sonucu mutlak ölmek ve öldürmek değildir. Her ne kadar bazı kardeşlerimiz işte cihad illa savaş meydanında yapılandır veya kılıçla yapılandır veya silahla yapılandır artık devrimizde artık pek çok mekanik silahların ötesinde ışın silahları da dahil olmak üzere biyolojik silahlar dahil olmak üzere bunlarla yapılandır dese de bazı kardeşlerimiz cihat genel bir kavramdır. Biz bu manada o kadar çok söylenecek şey var ki yaklaşık olarak 22 tane mutlak anlamda 20 tane 24 tane fiil tarzında isim anlamında yani aşağı yukarı 30'a yakın ayet var bu konuda doğrudan cihat kelimesinin yer aldı. Ve az önceki zihnimdeki konuya dönmeden evvel onu da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de yücehidûne fî sebîl-i tâğut ifadesi vardır. Yücehidûne fî sebîl-illah ifadesi de vardır. Bakara suresi 256. ayete bakılırsa orada görülür. Orada görülür 256-257. Allah Celle Celaluhu kafirleri de tağut yolunda yani azgınların emirleri doğrultusunda bütün güçlerini kullanarak cihad edenler olarak tanımlıyor. Evet. Yani onlar da gayret gösteriyorlar. Evet. Dolayısıyla zaman zaman atasözü gibi söylerler. Onlar kadar gayret göstermedikçe biz onlara galip gelemeyiz diye. Evet. Kötülük, kötülüğü sevenlerin gayreti kadar gayret gösterilmedikçe iyilikle def edilemez. Evet. Dolayısıyla burada cehd yani gayret sadece mümin için de kullanılmamış Kur'an-ı Kerim'de. Tağut yolunda, tağut şeytan demek, şeytan anlamına geliyor ama bu anlam mutlak değildir. Tağut aynı zamanda insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışan gücün adıdır. Yani bir sembol yani. Bugün özellikle içinde yaşadığımız dünyada, çağdaş dünyada tağuta baktığımız zaman dev firmalar var. Yani şirketler, yani yeraltı dünyasının efendim bir takım kuruluşları, Siyonistler de dahil olmak üzere. Bunlar insanları Allah'tan alıkoymak için pek çok tuzaklar kuruyorlar. Veya Müslüman toplumların bulundukları yerlerdeki madenleri elde etmek, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri elde etmek, zenginliklerini elde etmek için silah fabrikaları başta olmak üzere, satın almalar başta olmak üzere, eğitim sistemi başta olmak üzere pek çok alanda ciddi mücadele ediyorlar ve çok ciddi gayret sarf ediyorlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim onları da yücehidûne fî sebîl-i tâğutun içinde almış. Gayret göstermek anlamına geliyor. Müminler de yücehidûne fî sebîlillah. Allah yolunda gayret gösterenler olmak zorundadırlar. Az önce geriye bir dönüşte bir daha söyleyeyim. Cihad İslam'da kafire saldırının adı değildir. Dinimizi, ırzımızı, malımızı, aklımızı,
korumanın yollarının adıdır. Evet. Cihad. Evet. Bu manada cihadı irdelemek lazım. Cihadla ilgili şunu da ben söylemeden geçmeyeyim. Az önce sorunuzun içinde de vardı. Cihad kelimesi eğer mutlak ölmek ve öldürmeyi ifade etseydi, Kur'an-ı Kerim'de ayrıca kıtal kelimesi kullanılmazdı. Katilüllezine la yu'minune billahi ve la bil yevmil ahir ayeti Tevbe'de, Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan, ve la yedinune dinel hakki, sizin dininizle dinlenmeyenlerle savaşın ayeti kıtal cinsindendir. Evet. Yani müşrikler size saldırıyorlar silahla, siz de onlara silahla saldırın. Evet. Ve ayet-i kerimelerde yani katelu ve kutilu kelimeleri bu anlamda kullanılır. Dolayısıyla vellezine haceru ve katelu ve kutilu ayeti mesela ve Ali İmran'ın sonunca son sayfasının ilk ayeti. Dolayısıyla cihat eğer mutlak olarak ölmenin ve öldürüşmenin ismi olarak veya adı olarak veya efendim terimi olarak kullanılıyor olsaydı kıtal kelimesi ayrıca kullanılmazdı. Evet. O zaman cihadı iyi bir anlamamız lazım. Bir defa cihat dediğimiz olay Bedir Savaşı dönüşüdür Allahu Alem. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nakildir bu anlamda. Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Cümle herkes tarafından malumdur. Yani bu ne demek? Bedir Savaşı'ndan daha büyük olan var. Evet. Bunu alimlerimiz yorumlarlarken Bedir Savaşı gibi savaşlar yılın veya ömrün belli dönemlerinde kesintilidir. Silahlı savaşlar. Yani kesintilidir. Ama bir de kesintisiz kalan bir olan bir savaş vardır. O da mümin kalma savaşı. Mümin kalma savaşı. Nitekim Resulullah Aleyhisselam müminin düşmanını beş olarak bize tanıtıyor. Bu anlamda. Beş tane düşmanı var müminin. Kafir var. Münafık var. Efendim. Haset eden mümin var. Şeytan var, nefs var. Evet. Beş tane düşman var. Bunların her biri bizi Allah'a giden yollardan alıkoymak için üzerimize tasallutta bulunurlar. Saldırırlar yani. Evet. Saldırmazlarsa zaten biz onlara saldırmayız. Evet. Onlarla problemimiz olmaz. Dolayısıyla şeytan saldırılarını hiç kesmez. O yüzden şeytanla mücadele etmek kesintisiz bir savaş. Nefs, insan nefsi saldırılarını hiç kesmez. İnsanı Allah'tan alıkoymak için. O yüzden onunla mücadele edilmesi gerekir. Münafıklar müminlerin içinde yüz yüze silah silaha savaşmadığımız için onlar da saldırılarını hiç kesmezler. Her an oyun üstüne oyun hazırlarlar. Tuzak üstüne tuzak hazırlarlar. O yüzden bu beş düşman içinde müminin hasedi de dahil olmak üzere en kolay savaşabileceğimiz unsur kafirdir. Çünkü açıktan savaşır. Açıktan saldırır. Ya saldırır ya saldırmaz. Saldırmazlık anlaşması yapabilirsiniz. Anlaşmalı iki devlet olabilirsiniz kafirle. O yüzden kafirin mümine saldırmadığı müddetçe müminden korkması için bir gerekçe yoktur. Evet. O yüzdendir ki ayet-i kerime mesela Maide suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ittekullah ve ibtegu ileyhil vesile ve cahidu fi sebebi leallekum tuflihun. Ey iman edenler takva sahibi olun. Bir. Evet. Yani cehenneme sizi sürükleyecek davranışları terk edin. Haramlardan uzak durun, helallerle de meşgul olun. Takva sahibi olun. Cehennemlik olmayın yani. Takva sahibi olun. Bir. İki. Allah Celle Celaluhu ile sizi buluşturmak noktasında ne kadar vesile varsa onu arayın.
Eğitim yapmak gerekiyorsa eğitim yapın. Anlatmak gerekiyorsa anlatın. Teknolojiyi üretmek gerekiyorsa teknolojiyi üretin. Düşmandan daha güçlü olmak gerekiyorsa silahlarınızı hazırlayın. Onların üzerinden korkutucu olun. Dolayısıyla vesilelere sarılın. Bunun da tabii tefsirde değişik yorumları yapılmış ama ben genel anlamda böyle anlıyorum bunu. Ve üçüncüsü Allah yolunda, Allah'ın yolunda cehdedin. Ben bunu tercüme ederken özellikle eğitim programlarında dizleriniz yere çıkıncaya kadar gayret sarf edin. Takatsiz kalıncaya kadar. Cihadın orijinaldeki manası da budur zaten. Yani takatsiz kalıncaya kadar Allah'a ulaşmak noktasında insanın güçlü bir gayret göstermesi gerekir. O yüzden mesela zamanımızda bazı kardeşlerimiz ya biz çok çalıştık biraz dinlenelim. İşte bir ev yapalım. Yazlığımız olsun, kışlığımız olsun. İşte şöyle şöyle biraz hafif geçirelim hayatı. Böyle bir şey yok. Biz geçmiş alimlerimizden ve geçmiş üstadlarımızdan ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan Eyvah. Allah yolunda cihad etmekten vazgeçmediler. O yüzden cihat genel manada içe dönük cihat ve dışa dönük cihat diye ikiye ayrılabilir. Evet. Enfusi cihat, afaki cihat diye ikiye ayrılabilir. Evet. Dışa dönük cihatta münafıklar vardır, kafirler vardır. Bir de müminin hasedi vardır. Üç tane. Evet. Biz bunları dinimizi yaşamaktan bizi alıkoymasınlar diye bütün gücümüzle kontrol ederiz. Mesela murabıtlar, rabıta, yani ya eyyühellezine amenüs biru ve sabiru ve rabitu. Ali İmran'ın sonu. İleri kan Evet. da cihat. Hocam Bunun adı da cihat. Evet. arada kesintiler oluyor hocam. Son 30 saniyeyi tekrarlayabilir misiniz? Tekrarlayayım. Bunun sebebini bilmiyorum ama bu internet üzerinde Telefonundan bugünlerde bu kaynaklanıyor olabilir. kesintileri çok yaşıyoruz. Bir Evet. daha söyleyeyim. Evet. Cihat, enfüsi cihat, içe dönük cihat ve afaki cihat. Evet. Yani dışa dönük cihat diye iki alanda değerlendirilir. Evet. Afaki cihat, dışa dönük cihat, kafirlerin tasallutundan, münafıkların hilelerinden, müminin hasedinden korunmak için yaptığımız her şeyin adıdır. Evet. Afaki cihat. Yani biz kafir için silah hazırlarız veya onları engellesin diye mesela Pakistan atom bombasını ürettikten sonra Hindistan'ın tasallutu belli bir projeye göre olabildi ancak. Evet. Bu bir güçtür yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu anlamda bir güç hazırlığını bize emretmiştir. Evet. Dolayısıyla işte münafıklar hileler kurarlar, tuzaklar, işte dedikodular, tezvirat, müminlerin gayretlerini boşa çıkarmak için efendim algı operasyonları diyoruz ya günümüzde, algı operasyonları yaparlar. Bu alanda habercilik dahil olmak üzere yapılması gereken ne varsa bütün gücümüzü kullanmamız lazım. Alimlerimiz bildiklerini paylaşması lazım. Terbiyecilerimiz çocuklarımızı geleceğe, mesela şu anda bizim çok zayıf kaldığımız bir alan. 20 sene sonrası için dünyada öyle bir gelecek portresi çiziliyor ki bugünün elimizdeki imkanları o geleceği karşılamaya yeterli değil. Donanım da öyle. Ve Maalesef. çocuklarımızı ona uygun yetiştirmiyoruz. Mesela Hazreti Ali Kerramallahu Veçe çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil,
Gelecek zamana göre yetiştirildik. Evet. Dolayısıyla biz çocuklarımızın 20 sene sonra, 40 sene sonra nelerle karşılaşabileceğini dikkate alarak yeni projeler üretmemiz lazım. İşte sanal dünya nasıl kullanılacak, nasıl savaşılacak, nelerle meşgul olacak? Düne kadar chat odaları vardı. Bugün işte YouTuber'lar var, videolar var bunlar. Yarın bunlar da olmayacak. İşte konuşuluyor bu hastalıklar vesilesiyle. İnsan beynini kontrol altına alacak çiplerden vesaireden. Bütün bunlarla ilgili mümin beyni ne düşünüyor? Müminler ne gayret sarf ediyorlar? Bu da bir cihat alanıdır ve cihat merkezi. Evet. Ve dışa dönük cihat. İhmal edildiği zaman içe dönük cihadı kaybederiz. Evet. Yani biz dışa karşı güçlü olmazsak içe karşı zayıf oluruz. Aynı şekilde içte güçlü olmazsak dışa karşı zayıf oluruz. Nedir içte güçlü olmak? Nefste cihat. Buna bizim literatürümüzde mücahede diyorlar. Evet. O da cihat kökünden geliyor. Mücahede-i nefs diyorlar. Evet. Şeytanla cihat. Onunla da yapılan bir cihat. Bu ikisi şeytan aleyhillahin Nebi Aleyhisselam'ın bize bildirdiğine göre insana fısıldar. Fısıldayarak Allah yolundan onu saptırmaya çalışır. İnsanı Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinden alıkoymaya çalışır. Mesela basitinden namazı önce iptal etmeye çalışır. Başaramazsa geciktirmeye çalışır. Başaramazsa çabuklaştırmaya çalışır. Başaramazsa riyayı insana tavsiye eder, gösterişi. Başaramazsa kendini beğenmeyi ucuk diyoruz buna. Onun üzerinde çalışır. Başaramazsa gizli şöhret duygusu verir insana. Bak senin kadar namaz kılan var mı senden gül. Bütün bunlarla savaş, mücahede yani cihat, yani cihadın bir başlığıdır. O yüzdendir ki cihat mümin için vazgeçilmezdir. O yüzdendir ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cihadı bize emrederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mallarınızla, ellerinizle, dillerinizle, mallarınızla cihad edin diye emretmiştir. Dışa dönük cihatta mesela en değerli cihat zalim yöneticilere karşı hakkı söylemektir. Demek ki emri bil maruf nehi anil münker de cihadın bir şubesi. Evet. Yani bu da cihadın bir şubesi. Veya Allah Resulü az önce söylediğimiz şey açısından, güç toplama açısından ifade edersek, kim Allah yolunda savaşan bir askeri donatırsa kendisi de savaşmış gibi olur. Kim de Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkasından ailesine iyi bir göz kulak olursa o da o Allah yolunda savaşmış gibi olur. O zaman diyelim ki hasta bakıcılık, hemşirelik, savaşan gazilerin yaralılarını tımar etmek, geride kalan çocuklarına sahip çıkmak, onlarla meşgul olmak, onları ayakta tutmak için programlar ayağa kaldırmak, bunlar da cihadın bir adı. Şimdi bu cihat konusunu 40 dakikaya sığdırmak çok zor. Sadece temel bir konu üzerinde duruyorum şimdilik ben. Bizi korkutuyorlar. Yani neyle korkutuyorlar? Cihatçı kavramıyla. Çünkü Batı öyle bir insan tipi çizdi ki sırf kafir olduğu için bir adamı öldürmeyi hak ettiğini düşündü. Düşündürten bir hamle yaptı işte. Kafa kesme operasyonları falan. Bunlar da tezgah zaten. Cihatçı. Biz simit satar gibi, simitçi gibi yani cihatçı değiliz. Evet. Cihat bizim iliklerimize, kemiklerimize işlemiştir. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri nitekim mesela Tevbe suresinin hatırlayabilirsen Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan bakarak hatırlayayım ben. 24. ayetinde Rabbi Zülcelal buyuruyor Bismillah. Normal görüntü geliyor mu? Hocam bir sıkıntı var mı? Görüntü gayet net. İyi, güzel.
Gayet Tamam. güzel. Tevbe suresinin 24'ünde mesela. Ben özellikle müminlerin cihat ruhunun doğması için Tevbe suresini ve Nisa suresini okumalarını tavsiye ediyorum. Evet. Bir mümin Nisa ve Tevbe suresini hazmederek okumazsa Allah yolunda engelleri kaldıramaz. Evet. Bu bence benim kanaatimce tabii önemli bir husus. Diyor ki Rabbi Zülcelal, peki kul ey Muhammed Aleyhisselam, imkâne ebâukum, eğer sizin babalarınız, ebnâukum ve ebnâukum oğullarınız ve ihvânukum kardeşleriniz ve ezvâcukum eşleriniz ve aşiretukum sizin evlatlarınız ve envâlün mallarınız ki iktaraftumûhe, o mallarınızı siz kazandınız ve ticaretiniz ki takşevne kesedehe, yok olmasından korktuğunuz ticaretiniz ve mesakinu terdavnehe, çok memnun olduğunuz evleriniz. Evet. Şimdi biliyorsunuz böyle evler yapma hani lüks oldular. Alo, soruyorum arkadaşa. Evet. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Neredesin? Ya şöyle 300 metre bir bahçe yaptım işte, ekip dikiyorum, onun içinde vakit öldürüyorum. Evet. Hangi vakti? Ahireti kazanma vaktini öldürüyor arkadaş. Ahireti kazanma vaktini öldürüyor artık. Ben bunu kınamıyorum ama adam bizimle topyekün cihad ediyor. Bizimle topyekün cihad etmemiz lazım. Hatırlarsın 1997'lerde bir gazete başlığıydı bu. Evet. Topyekün savaş diye bir kavram söylemişlerdi aleyhimizde. Dolayısıyla şimdi dikkat edin, bu ayette ifade çok, vurgu çok yüksek. Ahabbe ileyküm. Size daha sevgili gelirse, yani işte evleriniz, efendim kazançlarınız, ticaretiniz, evladınız, eşiniz, kardeşleriniz, oğullarınız daha sevgili gelirse, babalarınız daha çok severseniz, neden? Minallahi, Allah'tan. Evet. Allah'tan daha çok severseniz. Ve Rasulihi, ve onun Resulünden daha çok severseniz. Ve cihadin fi sebilihi, ve Allah yolunda cihad etmekten daha çok seversiniz. Bilin ki böyle yaparsanız feterabbesu, hemen gözetleyiniz, hatta yetiyallahu bi emri, Allah'ın başınıza getireceği azabı gözetleyiniz. Allah'ın azap emrinin başınıza gelmesini gözetleyiniz. Evet. Dolayısıyla müminler nefslerini savunmalıdırlar. İmam Mevlana Halid Bağdadi, İmam Şamili, Şeyh Şamili Bağdat'ta medreselerde eğitmiş. Üstelik öyle bir donatmış ki demiş, evladım git, Kafkaslar'da Rusya çok büyük zulümler yapıyor. Ruslara karşı kardeşlerini derle ve toparla. Evet. O yüzden bugün müritlik hareketi olarak bilinir Kafkaslar'da o savaş. Çok akıl almaz bir savaştır o. Şeyh Şamil diz çökünceye kadar silahlı savaşmıştır. O yüzden bugün mesela gerek İngilizler, gerek Amerikalılar, gerek Yahudiler özellikle tarikat anlayışının nakşebendilik kısmından çok korkarlar. Evet. Çünkü Necmettin Erbakan da bu alanda yetişmiş birisi. Pratik uygulama. Şimdi belki bizi dinleyen kardeşlerimiz diyecekler, ne alaka? Yani bu nakşebendilikle cihadın. Az önce de söyledik. Cihad nedir? İç dünyayı adam etmek. Yeterli mi? Evet. Dış dünyayı da adam etmek. Evet. Yani bir insan nefisle mücadeleyi kafirle mücadeleden ayrı düşünür. Ya önce nefsimi yeneyim sonra kafirle mücadele ederim derse ahmaktır bu insan. Evet. Bir insan kafirle, münafıkla mücadeleyi, cihad etmeyi nefisle mücadeleden daha önemli sayarsa bu da ahmak. Evet. Bir zamanlar bir pano çizmiştim ben. Pano, elektrik şebekesi gibi. İçe dönük ve dışa dönük şarteller var. Mesela okulda İslami bir anlamda yükleme yapamazsanız nefsiniz Allah demez. Düşmanla savaşamazsınız. Mesela pazar yerinde helal rızık alışverişi yapamazsanız, haram alışveriş üzerine pazar yeri kurulursa,
Rızık haramlaşırsa bu sefer de okulda eğitimi yapamazsınız çünkü kulaklar sizi dinlemez. Düşmanla da savaşamazsın. Çünkü gücünüz azalır. Yani bunlar hepsi birbirleriyle şebeke gibi bağlantılı. Birini terk ettiğinizde, mesela gece teheccüdü terk ederseniz, gündüz efendim çalışmayı terk edersiniz. Gündüz gayreti çalışmayı terk ederseniz, akşam namazı terk edersiniz. Evet. Bunlar vaktimiz ne oldu hocam? Hocam şu an 35 dakikayı doldurdum. Tamam. Ben sizde bir donma oldu. Ben biraz onun için bekledim böyle. Hakkınızı helal edin. Sağ olun hocam. Hakkınızı helal edin. Kusurumuza bakmayın. Yani bizi dinleyenler de kusura bakmasınlar. Çünkü kullandığımız bu servislerin tamamı düşmana ait. Canı evet. isterse bunları Aynen. keser. Maalesef. Adama evet. derler ki adam ol da en güçlüsünü üret böyle kesintiler olmadan işini yap. Evet inşallah. Yani Allah muhafaza etsin. Amin. Allah Celle Celaluhu muhafaza etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya Rabbi senin yolunda savaşayım öldürüleyim. Evet. Evet. Arzu etmeden, cihada rağbet etmeden yaşayan insan kalbi ölüdür bu anlamda. Allah Resulü de o kimseyi kınamıştır. Evet. O kimseyi kınamıştır. Şimdi bu anlamda pek çok örnekler verilebilir. Ben örneklere girip vakti bu anlamda israf da etmek istemiyorum. 3 dakika, 2 dakika bitireyim artık. Konu aslında bu kadarlıkla bitecek gibi değil. Bugün tek bir derdimiz var Murat kardeş. Evet. Cihat bize unutturuldu. Evet. Konuşmak da unutturuldu. Ben hatırlıyorum. Zaten 1950'lere kadar ezan bile yoktu biliyorsunuz memleketimizde. Evet. Ben hatırlıyorum. Özellikle 12 Eylül 80'lerde kürsüye çıkıp cihattan söz edemiyordum. Evet, irtica. 28 Şubat sürecinde de hakeza. Mesela ben Almanya'da bir camide konuşmaya çıkacağım. Bir kardeşimiz geldi kulağıma. Dedi hocam durumlar eskisi gibi değil. 2000'lerdeydi bu. Yani 1990'lardaki gibi değil. Ne olursun kürsüden çok fazla böyle cihat falan deme. Evet. Halbuki bu bizim vazgeçilmez kavramımız. Cihat %100'lük bir bütün olarak düşünülürse cihadın bir bölümü kıtaldir. Evet. Bir bölümü emri bil maruf nehyanil münkerdir. Belki en geniş bölümlerden birisidir bu. Bir bölümü nefsi terbiyedir. Bir Evet. bölümü. Bir bölümü ilim almak, ilim vermektir. Bir bölümü ümmetin ihtiyacına cevap verecek ekonomik ve endüstriyel gelişimleri sağlamak noktasında gösterilen gayrettir. Evet. Şimdi hayatın dışına cihadı çıkarabilir misin? Mümkün değil. Cihad hayatın merkezinde olmak zorunda. Çünkü evet. başa dönelim. Tanımlamamız neydi? Allah Celle Celaluhu ve ben. Benim Allah'a ulaşmamı engelleyen ne varsa engelleri aradan kaldırmanın adıdır cihad. Evet. Bu bazen kafir olur. Bu bazen münafık olur. Bu bazen şeytan olur, bu bazen müminin hasedi olur, bu bazen nefs olur. Evet. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Amin. Ayet-i kerimede intensurullah yani surkum ve yüthebbit aktanlıkın. Eğer Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder. Ve ayaklarınızı sabitler. İmandan sapmazsınız. Nasıl yardım edeceksiniz Allah'a? Allah'ın dininin temel esaslarını ayağa kaldırmak ve ciddiye almakla. Evet Murat kardeşim. Evet. Konuşmamızı inşallah Allah burada tamamlıyoruz. Yine benim kusurum ama senin tarafında bir donma var.
Belki benden kaynaklandı, bilmiyorum. İnşallah bir dinlersiniz. Bir aksaklık, bir sıkıntı yoksa, uygun görürseniz tekrar şeye koyarsınız. Allah size de bize de yardım etsin. Allah razı olsun. Ben bazı notlar aldım. Onları dinleyenlerimle paylaşmak istiyorum. Belki kıymetli Buyurun. Dinleyenlerimiz de notlar almıştır. Hocam Allah razı olsun. 40 dakikada o kadar çok konuya değindiniz ki insanları Allah'tan alıkoyan her şeye karşı gayret göstermeye cihat denir dediniz. Ve cihatta takat kesilinceye kadar Allah yolunda gayret göstermektir dediniz. Mücahede kavramını öğrendik. Tağut kavramını öğrendik. Kıtal kavramını öğrendik. Emri bil maruf, nehi anil münker kavramını öğrendik. Cihadın küçük cihat ve büyük cihat Efendimizin ifadesiyle ikiye ayrıldığını öğrendik. Müminlerin beş düşmanı olduğunu öğrendik. İçe dönük cihat ve dışa dönük cihat olmak üzere cihatları ikiye ayırdınız. Ve en önemlisi de benim en çok dikkatimi çeken, çocuklarımızı bugünün şartlarına göre değil de geleceğin şartlarına göre hazırlamamız gerektiğini, terbiye etmemiz gerektiğini, donatmamız gerektiğini söylediniz. Tövbe suresi ve Nisa suresini anlamadan cihadı da tam anlamanın mümkün olmadığını bahsettiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz belki daha fazla notlar almışlardır. Hocam Allah razı olsun. Allah sizlere sağlık, afiyet versin. Estağfurullah. Allah sizden razı olsun. Kardeşimiz rahatsızlandı Ahmet Hocam. Ona evet. Da acil şifalar istiyor. Evet. Diliyoruz Allah. Volkan Hocamıza da acil şifalar. Kıymetli dinleyenlerimiz gelecek hafta yine bugün bu saatte yine sizlerin sorduğu yeni soru ve kavramlarla huzurunuzda olacağız. Allah'a emanet olun. Peki. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.